Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Zustands Passiv, yani edilgen çatı. Edilgen çatı konusunu, yani bu Zustands Passiv konusunu daha önceden görmüştük. Ancak bu dersimizde bunun üzerinden tekrar geçeceğiz. Artı yeni yapıları görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Şimdi Zustands Passiv denildiğinde arkadaşlar bir durum, bir olay, diyelim ki bitmiş bir olay, mesela bir raporlamada özellikle kullanılan bir durumdur bu edilgen çatı. Yapıldı, edildi, tamamlandı anlamlarına gelmiş oluyor. Şimdi bunu iki zamanda inceleyecek olursak arkadaşlar, bakın burada Gegenwart, şimdiki zamanı kastetmiş oluyoruz. Vergangenheit da geçmiş zaman anlamına gelmiş oluyor. Şimdi öncelikle bunun ikisinin kıyasına bir bakalım. Nasıl kıyaslandığına bir bakalım. Die Unterlagen sind schon geordnet. Bakın arkadaşlar, öncelikle bir anlamlandıralım. Die Unterlage, belge, döküman anlamına gelmiş oluyor. Bunun çoğulu da die Unterlagen. Ordnen, ordnen de düzenlenmek, dosyalanmak anlamına gelmiş oluyor. Yani evraklar, belgeler dosyalandı anlamına gelmiş oluyor. Şimdi ben diyelim ki az önce evrakları, dosyaları ne yaptım? Gereken yerlere dosyaladım diyeceğim. Bunun raporlamasını yapmış oluyorum. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyorum bakın arkadaşlar. Fark ettiyseniz Partizip 2, yani ne yapmış oluyorum? Bir nevi perfect gibi davranmış oluyorum ama yardımcı fiil de tabii ne oluyordu? Sein ya da haben, öyle değil mi? Dolayısıyla pasif yaptığımda ne yapacağım? Sein'i kullanmış olacağım. Ancak bunu Gegenwart, yani şimdiki zamanda yapmış oluyorum. Sind geordnet şeklinde yorumlamış oluyorum. Dolayısıyla dosyalar çoktan, değil mi? Schon neydi? Çoktan yapıldı bile, edildi bile anlamına gelen pekiştireç schon'u görmüş oluyoruz. Dolayısıyla dosyalar, evraklar ya da belgeler dosyalandı bile denildiğinde, yani az önce hallettim anlamına gelen die Unterlagen sind schon geordnet demiş oluyorum. Ancak Vergangenheit, geçmiş zamana baktığımızda arkadaşlar, bu sefer gene sind, sein var. Ancak bu sefer sind değil de ne oluyor arkadaşlar? Waren şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla sind geordnet yerine ne diyeceğim? Waren geordnet, yani yapılmıştı gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla aynı örnekten yola çıkacak olursak die Unterlagen waren schon geordnet. Die Unterlagen waren schon geordnet neymiş? Geçmiş zamanmış. Demek ki tekrarlayacak olursak arkadaşlar, Gegenwart, yani şimdiki zaman, az önce yapıldı denildiğinde ne oluyormuş? Die Unterlagen sind schon geordnet. Uzak, geçmiş zaman dediğimizde de, geçmiş zamanda ne yapacakmışım? Die Unterlagen waren schon geordnet. Bakın aradaki fark neymiş? İkisi de gene sein, ancak birisi sind, diğeri de waren şeklinde yorumlanmış oluyor. Dilerseniz örnek cümlelerle bunun ikisindeki farkı iyi bir ne yapalım, iyi bir oturtalım. Şimdi ilk örneğimize baktığımızda arkadaşlar, der Mechaniker repariert das Auto. Evet, der Mechaniker neydi arkadaşlar? Teknisyen, tamirci, değil mi? Reparieren, bu da neydi? Tamir etmek demekti. Das Auto, bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Neydi? Araba demekti. Dolayısıyla tamirci arabayı tamir ediyor derken der Mechaniker repariert das Auto. Şimdi arkadaşlar, ben bunu raporlama şeklinde yaptığımda ne yapmıştık, ne demiştik arkadaşlar? Pasiflikte özneyi yok sayabiliyordum, öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapıyorum? Buradaki özne nedir? Der Mechaniker. Bunu yok sayalım. Şimdi diyeceğim ki, raporlama yapıyorum. Ne diyeceğim? Araba tamir edildi. Kim tarafından? Önemli değil. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Özneyi yok saymış oluyorum. Diyeceğim ki das Auto, bakın burada ne demiştik şimdiki zamanda? Sein'i getirmiştik. Dolayısıyla tekil olarak gittiğimizden dolayı ne olacak? Ist olacak, değil mi? Dolayısıyla ist ve reparieren, bunu da partizip 2 olarak düşündüğümüzde ieren ile bittiğinde g getirmiyorduk, öyle değil mi? Dolayısıyla repariert diyorduk. Dolayısıyla baktığımızda das Auto ist repariert, araba
tamir edildi. Bakın burada da ne yapmışım? Zustand passiv, yani ne yapmış oluyorum? Edilgen bir şekilde çatıyı oluşturmuş oluyorum. İkinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar, der Hausmeister schließt alle Türen ab. Evet, der Hausmeister neydi arkadaşlar? Apartman görevlisi demekti. Ayrılabilir bir fiil var fark ettiyseniz arkadaşlar. Abschließen neydi? Kitlemek demekti. Ve nasıl bir fiildi arkadaşlar? Ayrılabilir fiildi. Türen kapı, kapılar demekti, öyle değil mi? Tüm kapıları, alle Türen değil mi? Bütün kapıları demek ki alle Türen. Demek ki ne yapıyormuş apartman görevlisi? Bütün kapıları kilitliyor. Dolayısıyla der Hausmeister schließt alle Türen ab. Şimdi ben bunu zustandspassiv olarak değerlendirecek olursam ne yapacağım arkadaşlar? Burada der Hausmeister bu özneyi atacağım. Ne diyeceğim? Bütün kapılar kilitlendi diyeceğim. Dolayısıyla ne yapacağım? Buradaki alle Türen'i ne yapacağım? Başa alacağım ve diyeceğim ki alle Türen sind, bakın abschließen, hatırlayalım, partizip 2'de ne olacak arkadaşlar? Ab, g, öyle değil mi? Öyle görmüştük perfektlikte. Ayrılabilirlerde ne oluyordu? G araya girmiş oluyordu. Dolayısıyla abgeschlossen olacak. Öyle değil mi? Bütün kapılar, tüm kapılar kilitlendi dediğimde alle Türen sind abgeschlossen demiş oluyorum. Dolayısıyla burada özneyi kullanmamışım. Dolayısıyla bunu yok saymışım. Ne demiş oluyorum dolayısıyla? Alle Türen sind abgeschlossen. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Unterlagen sind schon geordnet. Die Unterlagen sind schon geordnet. Die Unterlagen waren schon geordnet. Die Unterlagen waren schon geordnet. Der Mechaniker repariert das Auto. Der Mechaniker repariert das Auto. Das Auto ist repariert. Das Auto ist repariert. Der Hausmeister schließt alle Türen ab. Der Hausmeister schließt alle Türen ab. Alle Türen sind abgeschlossen. Alle Türen sind abgeschlossen. Üçüncü cümleye baktığımızda arkadaşlar, der Chirurg operierte den schwer verletzten Patienten. Evet. Der Chirurg, cerrah demek arkadaşlar. Der Chirurg. Operieren neydi? Ameliyat etmek demekti. Ancak operierte şeklinde karşımıza çıkmış. Dolayısıyla ne olmuş? Präteritum, yani geçmiş zaman. Schwer verletzt, ağır yaralı demek arkadaşlar. Schwer neydi? Ağır demekti. Verletzt, yaralı. Sözlüklerde arkadaşlar bu iki türlü kullanılabiliyor. Yani bitişik yazılabileceği gibi ayrı ayrı da yazılabiliyor. Schwer verletzt demek ki ağır yaralı. Patient, patient de hasta demek. Şimdi bu cümle ne diyor bize? Der Chirurg operierte den schwer verletzten Patienten. Cerrah ağır yaralı hastayı ameliyat etmiş. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben bu cümleyi arkadaşlar zustandspassiv şeklinde yorumlayacak olursam ne olacak arkadaşlar? Buradaki der Chirurg, bunu yok sayacağım ve raporlama yapacağım, öyle değil mi? Ne diyeceğim? Ağır yaralı hasta ameliyat edildi diyeceğim. Kim tarafından? Bilmiyoruz. Öyle değil mi? Kim tarafından, hangi doktor, hangi cerrah müdahale olmuş? Bunu şu an kullanmıyor olacağız. Birazdan bunu da göreceğiz. O yapıyı da göreceğiz. Ancak öncelikle bunları bir yapalım. Onun ardından bunu görüyor olacağız. Dolayısıyla ne yapacağım? Bakın burada den schwer verletzten Patienten. Bakın burada bir ne durum var? Akusatif bir durum var. Bunu ben cümlenin başına getirdiğimde bunu normal hale sokmuş olacağım. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ağır yaralı hasta diyeceğim. Hastayı demeyeceğim. Ağır yaralı hasta ameliyat edildi. Ne yapacağım arkadaşlar? Der schwer verletzte Patient war operiert. Bakın geçmişten ne olacak dolayısıyla? War operiert şeklinde yorumlanmış olacak. Dolayısıyla ağır yaralı hasta ameliyat edilmişti. Öyle değil mi?
Burada ne var? Çünkü bir preteritum durum var. Der schwerverletzte Patient war operiert. Tabi buradaki war Türkçedeki ile değil geçmiş ve mişli geçmiş arasında kalabiliyor arkadaşlar. War operiert. Yani bu söz gelimi geçen hafta olabilir, öyle değil mi? Ya da iki gün önce olabilir. Dolayısıyla güzel Türkçemizde bu daha bir barizdir ya, dili geçmiş ve mişli geçmiş. Almanca'da bu birazcık girift, iç içe olabiliyor. Bu sebepten war operiert şeklinde yorumlandığında demek ki geçmiş yapmış oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Mann strich die Bank. Evet, die Bank. Bank oturulan değil mi? Bu evet, güzel Türkçemizde de bank deniliyor. Parktaki bank. Der Mann streichen arkadaşlar fırçalamak gibi düşünebilir arkadaşlar. Yani boyamak anlamında, fırçalamak anlamında. Streichen için arkadaşlar mesela Brot, Butter streichen değil mi? Yani tereyağı sürmek gibi. Burada da ne demek? Fırçalamak anlamına gelmiş oluyor. Streichen. Adam ne yapmış? Bankı boyamış anlamında. Der Mann strich die Bank. Bakın burada preteritum zaman var. Streichen demek ki ne oluyordu? Strich şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Hatırlayacak olursanız ben preteritum konusunu işlediğimde, yeni fiiller geldiğinde bunları zaten görüyor olacağız demiştim. Dolayısıyla karşımıza çıktıkça bunları da söylemiş oluyoruz. Demek ki streichen, strich şeklinde yorumlanmış oluyor ve partizip 2'de de gestrichen olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi ben raporlama yapacağım. Diyeceğim ki bank ne oldu? Boyandı. Hatta taze boyandı diyeceğiz. Öyle değil mi? Dolayısıyla ya da yeni boyandı deriz. Öyle değil mi? Yeni boyandı. Ancak Almanca'da taze boyandı denmiş oluyor. Dolayısıyla raporlama yapmış oluyorum. Zustand passivte ne diyeceğim? Die Bank war frisch gestrichen. Yani yeni boyanmıştı. Değil mi? Ya da yeni boyandı bank derken kim tarafından bunu söylememiş oluyorum. Dolayısıyla die Bank war frisch gestrichen. Die Bank war frisch gestrichen. Evet, bank yeni boyanmıştı anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Chirurg operierte den schwer verletzten Patienten. Der Chirurg operierte den schwer verletzten Patienten. Der schwer verletzte Patient war operiert. Der schwer verletzte Patient war operiert. Der Mann strich die Bank. Der Mann strich die Bank. Die Bank war frisch gestrichen. Die Bank war frisch gestrichen. Arkadaşlar şimdi de von ve durch yapılarını inceleyeceğiz. Von ve durch yapısı ne demek? Von ve durch arkadaşlar az önce yapmış olduğumuz bu özneleri yok sayma işlemini ne yapmış oluyor? İşin içerisine katmış oluyor. Falanca tarafından yapıldı, şu aracılığıyla yapılmış oldu gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dilerseniz bir inceleyelim. Şimdi aktif ve pasif olarak ayrılmış arkadaşlar. Aktif bir cümleye baktığımızda ein erfahrener Kursleiter führt den Kurs durch. Öncelikle bir anlamlandıralım. Erfahrener Kursleiter, erfahren, tecrübeli demek arkadaşlar. Kursleiter, kursu yöneten, bir nevi öğretmen anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani benim için Kursleiter diyebilirsiniz. Evet, Kursleiter. Führen, durchführen arkadaşlar yürütmek demek, ancak buradakinin güzel Türkçemizdeki anlamı kurs vermek anlamına gelmiş oluyor durchführen. Arkadaşlar Almanca'da eylemler ilgili isimlerle mutlaka bir arada kullanılmış oluyor. Kurs durchführen de gene bu yapıda bir eylem arkadaşlar. Dolayısıyla einen Kurs durchführen demek bir kurs vermek anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda tecrübeli öğretmen
kursu veriyor demiş oluyoruz güzel Türkçemizde. Ein erfahrener Kursleiter führt den Kurs durch. Şimdi ben bunu pasif olarak yapacak olursam ne demiştim az önce? Kurs veriliyor. Kim tarafından? Söylenmemişti. Ancak burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Tecrübeli bir öğretmen tarafından veriliyor diye raporlama yapacağım. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Von ve durch yapısından ikisinden birisini işin içerisine katmış olacağım. Ne diyeceğim? Tecrübeli bir öğretmen tarafından kurs veriliyor diye ne yapmış olacağım? Altını çizmiş olacağım. Bakıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım? Buradaki den kursu cümlenin başına getireceğim ve der Kurs diyeceğim. Hatırlayacak olursanız pasiflikte bunu çok daha önceden görmüştük. Pasiflikle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler arkadaşlar. Neydi? Werden fiilini kullanırdım öyle değil mi? Wird durchgeführt şeklinde karşımıza çıkmış oluyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla der Kurs wird durchgeführt. Evet, kurs veriliyor. Peki kim tarafından veriliyor? Von einem erfahrenen Kursleiter. Demek ki kim tarafından? Tecrübeli bir öğretmen, bir hoca tarafından ne yapılıyor? Kurs veriliyor demiş oluyorum. Von ne oluyordu arkadaşlar? Von da mutlaka datifi gerektiriyordu. Bunu ne yapmıştık? Datiflik konusunda da değil mi? Sıfatlar konusunda da görmüştük. Einem erfahrenen Kursleiter. Evet, bu ilgili ders videosunda eğer bununla ilgili sallantıda olan arkadaşlar varsa, bunu tam olarak bilmeyen arkadaşlar varsa ilgili ders videosunu izlesin. Çok daha iyisi kanalımıza abone olsun ki bu videoları takip edebilelim değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Der Kurs wird von einem erfahrenen Kursleiter durchgeführt demiş oluyorum. Demek ki kişilerde ne yapıyormuşum? Von getirmiş oluyormuşum. Dilerseniz diğer örneğe bakalım. Aktif bir cümlemiz var. Evet. Sport kann Stress schnell abbauen. Kesinlikle katıldığım bir cümle bu. Spor ne yapıyor? Stresi schnell, hızlıca abbauen arkadaşlar. Abbauen yok etmek anlamına gelmiş oluyor. Bauen neydi arkadaşlar? Yapılandırmak demekti. Ab neydi? Tamamen yıkmak anlamında da kullanılabiliyor. Hızlıca stresi yıkar diyor. Evet, sporun kesinlikle böyle güzel bir fonksiyonu var arkadaşlar. Sport kann Stress schnell abbauen. Demek ki hızlıca stresi ne yapıyormuş? Spor yıkmış oluyormuş. Şimdi ben burada arkadaşlar ne yapacağım? Sporu işin içerisine katacağım. Ama bu bir kişi değil. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada von ve durch yapılardan von kişilerde kullanılıyordu. Durch ise ne yapılıyor? İşte durumlarda kullanılabiliyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla Stress kann durch Sport schnell abgebaut werden. Ben şimdi Sport'u kullanmamış olsaydım ne olacaktı bu? Stress kann abgebaut werden diyecektim. Ama ne tarafından bilmiyorum. Spor tarafından diyeceğim. Dolayısıyla durch Sport demiş olacağım. Dolayısıyla pasif bir cümle olan bu cümleyi ne yapmış olacağım? Şu şekilde yorumlamış olacağım. Stress kann durch Sport schnell abgebaut werden. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ein erfahrener Kursleiter führt den Kurs durch. Ein erfahrener Kursleiter führt den Kurs durch. Der Kurs wird von einem erfahrenen Kursleiter durchgeführt. Der Kurs wird von einem erfahrenen Kursleiter durchgeführt. Sport kann Stress schnell abbauen. Sport kann Stress schnell abbauen. Stress kann durch Sport schnell abgebaut werden. Stress kann durch Sport schnell abgebaut werden. Örneklere geçmeden önce arkadaşlar şunu da hatırlatmakta fayda var. Von datifliği gerektirirken
durch akusatifliği gerektiriyor. Demek ki Form datiflik durch akusatiflik gerektiren durumlarmış. Evet, dilerseniz örnek cümlemize bir bakalım. Buna göre Form mu yoksa durch mu alıyor onu bir inceleyelim. İlk cümleye baktığımızda das Buch wurde letztes Jahr von oder durch einem deutschen Autor geschrieben. Öncelikle bir anlamlandıralım. Letztes Jahr, das Jahr neydi? Geçen yıl değil mi? Geçen yıl einem deutschen Autor, Alman bir yazar tarafından kitap ne olmuş? Geschrieben, schreiben değil mi? Yazılmış. Dolayısıyla kitap geçen sene Alman bir yazar tarafından yazılmış değil mi? Şimdi buraya baktığımda von mu durch mu alacak diye incelediğimizde burada bir kişi söz konusu olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Ne olacak bir düşünelim. Evet. Von olacak öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapmış olacağız? Bir Alman yazar tarafından yazılmış diyeceğiz öyle değil mi? Dilerseniz bu cümleyi bir tekrarlayalım. Das Buch wurde letztes Jahr von einem deutschen Autor geschrieben. Tekrarlayalım. Das Buch wurde letztes Jahr von einem deutschen Autor geschrieben. İkinci cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Die Patientin wurde von oder durch eine Notoperation gerettet. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Die Patientin demek ki bu kadın hasta öyle değil mi? Die Patientin. Retten görüyoruz arkadaşlar. Retten kurtarmak demek arkadaşlar. Retten demek ki partizip 2 olarak incelendiğinde gerettet şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Die Notoperation. Operation arkadaşlar ameliyat demek. Notoperation ise acil ameliyat demek arkadaşlar. Dolayısıyla hasta acil ameliyat aracılığıyla ne olmuş? Gerettet. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir kişi yok da ne var? Bir durum var öyle değil mi? Bir acil ameliyata alınaraktan kurtarılıyor öyle değil mi? Dolayısıyla von mu olacak, durch mu olacak? Von neydi bariz bir şekilde kişilerde kullanılırken durch durumlar söz konusu olduğunda kullanılıyordu. Dolayısıyla ne diyeceğim arkadaşlar? Şöyle bir düşünelim. Bir acil ameliyat vasıtasıyla değil mi? Bir acil ameliyata alınaraktan deriz değil mi? Güzel Türkçe'de. Dolayısıyla hangisi olacak arkadaşlar? Durch olacak öyle değil mi? Dolayısıyla şunu yuvarlak içerisine alalım. Von kişilerde kullanılıyordu çünkü. Dolayısıyla ne diyeceğim? Die Patientin wurde durch eine Notoperation gerettet. Dilerseniz bu cümleyi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Patientin wurde durch eine Notoperation gerettet. Tekrarlayalım. Die Patientin wurde durch eine Notoperation gerettet. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Sitzung wird morgen früh vom oder durch den Chef geleitet. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Sitzung arkadaşlar oturum demek. Morgen früh yarın sabah. Yarın erkenden anlamında morgen früh demekmiş. Evet, Chef, bunu biliyoruz der Chef. Geleitet, bakın leiten yürütülmek demek arkadaşlar. Yönetmek, yürütmek anlamında. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Oturum yarın sabah şef tarafından yürütülecektir deniliyor. Öyle değil mi? Bu bir raporlama dili. Öyle değil mi? Pasiflik çünkü. Şimdi biz buraya baktığımızda arkadaşlar ne demiştik? Von datif alıyor. Durch de akusatif alıyor. Dolayısıyla der Chef datiflikte ne olmuş? Vom ya da durch den. Dolayısıyla bu bir kişi olduğundan dolayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Von mu diyeceğiz yoksa durch mu diyeceğiz? Az önce ne dedik? Von ne olmuştu? Kişi içinde. Durch de olaylar içinde. Dolayısıyla von olacak. Ancak burada datiflikten dolayı ne olacak? Vom olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim? Vom Chef. Dolayısıyla bunu
60 olacağı söylediğin mi? Ne diyeceğim o zaman? Tekrarlayalım arkadaşlar. Die Sitzung wird morgen früh vom Chef geleitet. Die Sitzung wird morgen früh vom Chef geleitet. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, der Angestellte wurde von durch seinem Chef von durch eine E-Mail informiert. Evet. Buraya baktığımızda arkadaşlar, der Angestellte çalışan demek arkadaşlar. Der Angestellte için beyaz yakalı çalışan içinde kullanılabilir arkadaşlar. Yani bu memur ya da çalışan içinde dediğim gibi kullanılabiliyor. Çalışan kim tarafından? Von ya da durch seinem Chef, bakın şefi tarafından, von durch, bakın iki tane von durch yapısı var. Eine E-Mail informiert, bir e-mail vasıtasıyla bilgilendirildi. Evet, informieren neydi? Bilgilendirilmek demekti, eylemdi. Arkadaşlar, e-mailin artikeli dem e-mail ya da das e-mail, her ikisi kullanılabiliyor. Biz burada die e-mail olarak yorumladık. Ancak das e-mail olsaydı ne olacaktı? Ein e-mail olacaktı. Bu da doğru olabilirdi arkadaşlar. Ein e-mail, bu da pekala doğru. Şimdi bu cümleye baktığımızda hangisi olacaktı bir inceleyelim arkadaşlar. Der Angestellte wurde von seinem Chef mi diyeceğiz yoksa durch seinem Chef mi diyeceğiz? Burada bir kişi söz konusu olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Tıpkı yukarıda da olduğu gibi ne olacak? Von olacak değil mi? Çünkü burada bir kişi söz konusu, durch'ı yok sayacağım. Von seinem Chef değil mi? Von seinem Chef. Evet, bir e-mail vasıtasıyla biz ne demiştik? Arkadaşlar, vasıtasıyla durumlardan ya da araçlardan bahsederken hangi yapı gelecekti? Durch yapısı gelecekti, öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla von'u yok sayacağım. Durch eine E-Mail diyeceğim. Öyle değil mi? Dilerseniz bu cümleyi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Angestellte wurde von seinem Chef durch eine E-Mail informiert. Der Angestellte wurde von seinem Chef durch eine E-Mail informiert. Evet arkadaşlar, bir ders videomuzun daha sonuna geldik. Ders videomuzda ne gördük arkadaşlar? Zustandspassiv. Evet, bu Zustandspassiv konusunu von ve durch ile ne yapmış olduk arkadaşlar? Pekiştirmiş olduk. Dersimizi burada tamamlarken şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.